Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Cibuti vatandaşları, Türkiye'yi sevenler, Cibuti'yi sevenler, değerli kardeşlerim, dostlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şeyler var ama Fransızca. Öyle mi? Tamam. Peki. Anlamayan yok değil mi? Tercümeler yapılıyor o zaman arada. Büyükelçimiz de ifade etti. Yarın yapılacak olan 42. Afrika Parlamenterler Asamblesi toplantısı için Cibuti Meclis Başkanı, değerli dostum, özel daveti üzerine geldim. Türkiye'den size, İstanbul'dan, İstanbul'u özleyenler vardır aranızda, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'den size çok selamlar getirdim. Orada biliyorsunuz kardeşleriniz var. Tabii her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim Cibuti'ye, sizlere. Türkiye'nin bu coğrafyalara bakışı çok farklı. Geldiğimde Sayın Meclis Başkanı'yla da konuşurken de ifade ettim. Mesafe biraz var aramızda. 4,5 saate yakın sürdü Ankara'dan gelişimiz. Dil farkı da var. Gerçi bu farkı aşanlar var aramızda, değil mi? Türkiye'de okuyanlar, Türkiye mezunları bu işi çözmüşler. Dil farkı da var. Fakat bizim çok çok eski tarihlere uzanan dostluğumuz var. Yüzyıllar öncesine, 500 yıl öncesine uzanan dostluğumuz var. Onun ötesinde aynı dinin mensupları olarak kardeşliğimiz var. Aynı kültürü, aynı medeniyeti yaşayan, benimseyen insanlar olarak çok sıkı, çok güçlü bağlarımız var. Bu bakımdan biz kendimizi Cibuti'de, kendi evimizde, kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz. Uçaktan indiğimiz andan itibaren bunu fark ettik, hissettik, havayı. Sadece hava sıcak değil, insanların ilgisi, alakası, teveccühü Türkiye'ye de çok sıcak. Bu bakımdan ben Cibuti'de yaşayan bütün kardeşlerimize Türkiye'nin selamlarını tekrar ifade etmek istiyorum. Burada yarın Afrika Parlamenterler Asamblesi toplantısı olacak. Bu münasebetle Cibuti'nin Sayın Cumhurbaşkanı kabul edecek. Onunla görüşeceğiz. Meclis Başkanı ile görüşeceğiz. Ayrıca Afrika ülkelerinin buraya katılan meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağız. Cuma günü de Türkiye tarafından burada yaptırılmış olan 2. Abdülhamit Sultan 2. Abdülhamit Camii'nin açılışını, aslında cami açılmış faal de, biz de sembolik olarak onun açılışında burada bulunacağız. Ayrıca Dostluk Barajı, Türkiye'de Türkiye tarafından yapılmış olan Dostluk Barajı'nın da yine açılışını gerçekleştireceğiz. Ben bu akşam bir arada olduğumuz için, sizleri tanıdığım için çok memnun oldum. Türkiye'ye bekliyoruz gelmeyenleri, gelenleri de bir daha Türkiye'deki hatıralarını, anılarını tazelemek için Türkiye'ye bekliyoruz. Geldiğinizde bana da uğrayın Ankara'da, meclis başkanından bekliyorum, davet ediyorum sizi. Memnun olurum ziyaretinizden. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlerin söyleyeceği bir şey varsa, dile getireceği bir şey, dinlemekten memnun olurum. Sağ olun, var olun.